Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım Çarşamba, akşam 21.10 sularındayken dolar kısa vadeli analize başlıyoruz kaldığımız yerden. Doların düşüşün arkadaşlar engel olunduğunu ve yükselişin 13.50'lere kadar gittiğini, bu hareketin devam etmesiyle beraber bir sonraki hedefinde 14 TL riskini barındırdığını aktarmıştık. Özetle de şunları yazmıştık. Dolar TL'de yurt içinde kaynaklanan politika endişesiyle beraber dolar TL'de temel veya tekniğe dayanmayan yükselişler olmuştur. Bu hareketin de 13.50'lere kadar gelmesi, ancak bu hareketin köpük olduğu için 12.90'lara kadar gerilediğini gözlemlemiştik. Ancak yine de tepe noktasının tamamen kesinlikle 13.50'lerde bitmemiş olabileceğinden bahsetmiştim sizlere. Tepe noktasının olma ihtimali arkadaşlar 13.5 veya 14.10'lardan geçiyor diye tahmin etmiştik. Yarın, yani bugün, o yüzden benim için kritik olacak. 12.40 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder demiştik, destek dirençleri vererek. Şimdi arkadaşlar, bugün yine Twitter sayfamızdan da buna bahsetmiştik. Bu şekilde sizlere bazı mesajlar vermiştik sabah saatlerinde. Ve gün içerisinde maalesef bugün piyasaları çok takip edememiştim. Ama yine de arkadaşlar, burada 12.40'ların önemli olduğunu, 12.40'ların altında bir kapanışı bizi tehlikeye sokabileceğini aktarmıştık. Ve 12.70'lerde bizim 5 saatlik bazda önemli bir noktamızdı. Bu seviyenin altında kaldıkça gevşeme 12.7 ve 12.2 arasında sıkışır demiştik. 8 saat önce saat 12 sularında ve sonrasında da ekranı kapatıp gittiğimde, burada değerlendirdiğimde arkadaşlar, ben şöyle yorumlamıştım. Burada 12.40 üzerinde kalmamız gerekiyor. Ancak bu seviyeyi 12.20 olarak bugün için güncelliyorum arkadaşlar diye sizlere aktarmıştık. Çünkü burada teknik olarak baktığımızda bazı göstergelerin ani yükselişlerde ve çıkışlarda değiştiğini, sonrasında da arkadaşlar işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliahtının Türkiye ile yaptığı anlaşmalar sonrasında dolar TL'de bazı dedikodular vardı, para getireceği veya yatırım yapacağı konusuna dair. Bunların gerçekleştiğini görüyoruz. 10 milyar dolar şimdilik bir para akışı olduğu, hatta Merkez Bankası'yla da beraber bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Bunun ben, bu benim şahsi düşüncem, swap anlaşması olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde muhtemelen açıklanacaktır. Bu da dolar TL'yi bir miktar daha baskılayabilir arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Şimdi bunlar temel gerekçelerdi. Şimdi tekniğe dönersek arkadaşlar, şu an için 12.40'ların altında kalmamız bence risk yaratıyor. Ancak yükseliş trendinin bittiği konusunda emin olmamız için ben yarını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Halen 12.40'lar benim için önemli. 12.40'lara doğru tekrardan bir hareket yapabiliriz. 5 saatlik bazı açtığımızda, şöyle bir grafiği açtığımızda, evet, burada 12.70'lerden sonra 5 saatlik bazda bir düşüş trendinin oluştuğunu ve özellikle 12.50'lerin 57'lerin altında kaldıkça da bu düşüş trendinin devam edeceğini 5 saatlikte bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Bu gibi çok sert hareketlerde günlük baza bakmak yeterli olmayabilir, yetmeyebilir. Dolayısıyla 5 saatlik veya 1 saatlik grafikleri takip etmek bu gibi durumlarda yararlı oluyor. Ama 1 saatlik çok kısa olabilir. Özellikle 5 saatlik ve 4 saatlik yararlı olabilir. Bu duruma baktığımızda 12.55'lerde bir direnç oluştuğunu görüyorum. Ve dolayısıyla günlük bazda değerlendirdiğimde şu an için yine de biz 12.20'ler civarında geziniyoruz arkadaşlar. Twitter sayfamda sizlere güncellediğim rakam etrafında geziniyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça, günü bu şekilde bu civarlarda kapatırsak, yarına bir ümit kalabilir. Yarın da arkadaşlar, burada da yine kabaca 12.50 en fazla olmasını beklediğim nokta 50-55 bölgesi ve en altta da yine kritik seviyemiz olan 12.30'lar 35'ler bölgesi. Yani şunu demek istiyorum, 12.50 ile 12.35 arasına bir hareket, tepki yükselişi yapabiliriz arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Son bir fırsat. Eğer düşüş trendi, bakın, eğer düşüş trendi yarın başlayacaksa, köprüden önce son çıkış fırsatı verebilir dolar TL. Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada da dünkü yaptığımız analizlerde de bahsettiğimiz hacimlerde bir azalma vardı arkadaşlar. Bakın, gün geçtikçe dolar TL yukarı doğru giderken
yukarı doğru hareket devam ediyordu ve uyumsuzluk, buna negatif uyumsuzluk diyoruz biliyorsunuz. Bazılarınız biliyordur, teknik analiz konusunda bilgi olanlar. Bakın fiyat yukarı doğru gidiyorken hacim aşağı doğru gidiyor. Ve burada da az bir parayla piyasadaki gerginlikten veya indirmemeye çalışılan bir dolar olduğunu aktarmıştık. Bakın burada da hacim ortalaması var. Hacim ortalamasının altında da 1, 2, 3, 4 gündür kaldığımızı görüyoruz. Bugün de aslında hacimin o altında kaldığımızı söyleyebiliriz. Ve burada da arkadaşlar kısacası bu köpük bitti. Köpük artık alındı. Şimdi artık bu hareket yoluna devam edecek mi, etmeyecek mi, bunu yarın anlayacağız diye düşünüyorum. Köprüden önce son çıkış mı olacak? Yoksa ben bir kar satışı yaptım, köpüğümü aldım, yoluma devam edeceğim, 13.50'leri de kıracağım belki diye böyle bir hareket olabilir. Bunu takip edeceğiz. Saatlik bazda da arkadaşlar ben bu hareketin dünkü kapanış nereden oldu biliyorsunuz. 12.80'lerden oldu. Ve sabah saatlerinde de 1 saatlik grafiği açtığımızda arkadaşlar demiştik ki 12.90'ları eğer kırabilirsek yukarı doğru hareket bekleriz demiştik. Ve o harekette de şöyle bir bayrak direk formasyonu oluşuyordu. Buradaki bayrak direk formasyonu eğer yukarı katlarsa 14 TL'ler gelme ihtimali, tehlikesi var diye aktarmıştık. Şöyle göstereyim sizlere, 14 ve 14 küsürler. Ancak burada belki de bayrak yüksekliği kadar sadece gidebildik. Şöyle bir bayrak yüksekliğini koyduğumuzda oraya kadar gidemedik arkadaşlar. 13.50'lere gitmesini bekliyordum ama burada sabah saatlerinde 13.16'lara kadar geldikten sonra artık orada bu hareketi dur denildi diye ben düşünüyorum. Ve ondan sonra da hareket zaten kendisini aşağı bıraktı. 5 saatlik bazda 12.70'lerde bir düşüş trendi başladı. Çok uzun zamandır 5 saatlik bazda bir düşüş trendi oluşmuyordu. En basitinden 12.50-55 bölgesinden 5 saatlik bazda bir düşüş trendi oluştu. Şimdi günlük bazdaki yansıması için biraz erken diyorum. Yani bir gün daha şans verebiliriz diye düşünüyorum günlük bazdaki harekete. Bugün biliyorsunuz 11.50'lere kadar, 55'lere kadar gelmiş benim takip edemediğim zamanda hatta. Ve sonrasında da şu an 12, yaklaşık 12.30'lara kadar yükseldik biz. Ondan sonraki harekette yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir bakalım, emin olalım da yanlış bilgi vermeyelim. Evet, 12.43'lere kadar yükseldik hatta. Ama şu an için yine de çok güçlü olduğumuzu söyleyemem. Günlük bazda ümitlerimiz yarına kaldı diyebiliriz. Buradaki trendi takip edeceğiz. Ancak burada size RSI tarafında özellikle 97'lerde, 98'lerde olduğumuzu aktarmıştık. Ve bu bölgeden bir köpük alma olayı gerçekleşiyor. Yarın da bu olay devam edebilir. Son olarak acaba 12.40, şöyle diyelim 12.35 ile 12.55 arasına bir hareket yapabilir miyiz yarın? Son köprüden çıkış için acaba böyle bir hareket olabilir mi eğer düşüş trendi başlayacaksa? Ama dediğim gibi bugün ben düşüş trendinin başlamadığını günlük bazda, ama bu gibi hareketlerde büyük yatırımcılar arkadaşlar karlarını almak isterler. Özellikle 13.5'a gittikten sonra arkadaşlar burada artık 12.20'ler çok uzak kalıyor. Dolayısıyla burada 5 saatlik baza bakmamız daha doğru olur. 5 saatlik baza baktığımızda da 12.70'lerden ben burada 5 saatlik bazda pozisyondan çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu şekilde korunmak gerekiyor. Büyük kar satışlarından korunmak için bu grafiği böyle değerlendiriyorum ben. Peki şimdi arkadaşlar dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığımızda yükseliş trendi devam ediyor. Sanki 98'lere doğru gidecek bir hareket gözlemliyorum buradaki harekete baktığımızda. Yanlış hatırlamıyorsam saat 22'de yani 10'da FED tutanakları açıklanacak. Bu hareketi biraz değiştirebilir. Dolar TL açısından takip etmek gerekiyor. Şimdi dolar TL grafiğine döndükten sonra bir de bizim formasyon oluşturduğumuz dolar TL formasyon grafiğimiz vardı. Ona da bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir grafik çizmiştik hatırlarsanız. Buradaki grafikte şöyle 8.20'lerden başlayan hareketin 10.30'lardan sonra anormalleştiğini ve altına da bir trend çizgisi attığımızda
buradaki hareketin köpük olduğunu, bu köpüğü eninde sonunda birkaç gün içerisinde geri verilebileceğinden bahsetmiştik ve bu trend çizgisini gördüğünüz gibi bir 11.58'lerde geri vermiş durumda. Yarın da yine 11.77'leri takip etmemiz gerekiyor. Üst noktada yani 11-12.70'ler var ama 12.70'ler biraz uzak olabilir artık. 12.50-12.35 arasını takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. 55-35 arasına şöyle bir tepki yükselişi yapabilir. Çünkü 5 saatlik bazda da bunun bazı emareleri var. Bunu takip etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer düşüş trendi başlarsa orası son durak olabilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Peki bizim de en son verdiğimiz dolar sinyal tablosunda burada 9.54'lerden başlamıştı. Şimdiki yeni sinyalimiz bakalım yarın netleşecek mi? Bunu takip edeceğim sizlerle beraber ve analiz üzerinde grafiği işleyeceğiz arkadaşlar. Peki şimdi bugünlük arkadaşlar yine de paçayı kurtarmış olabiliriz. Şu an için 18.20'ler civarında gezinmemizle beraber. Yarınki durum daha da kritik olacak. Dolar TL'de bugün sert şöyle diyeyim kar satışı diyelim gerçekleşti. Bu durum zaten köpük alma olayı ile alakalıydı. Bunun gelmesi bekleniyordu 2-3 gün içinde. 13.5 veya 14.10 tepe olma ihtimalinden 13.5 şu an bizim tepemiz diyebiliriz arkadaşlar. Ve şunu söylemek gerekiyor yine dediğimiz gibi dolar TL'de halen günlük bazda yükseliş trendi devam ediyor. Eğer yarın düşüş trendi 12-30'lar civarından başlarsa burada son durak 12.35-12.55 arası olabilir arkadaşlar. Bugünkü hareketi bazı arkadaşlar kedi sıçraması olarak adlandırmışlar. 11.50'ye gelmiş sonrasında tekrardan yukarı doğru zıplamış ama dediğimiz gibi ben yarının beklenmesi taraftarıyım. Zaten 13'lerde 13.5'larda satmadıysanız, 12.90'larda satmadıysanız, 12.70'de satmadıysanız, 12.50'de satmadıysanız şu an satmak biraz arkadaşlar geç kalınmış bir karar olabilir. Bunu söylemek istiyorum ama yarınki durum içinde belki 12.18'de veya 12.30'lar son durak olabilir. Onu söylemek istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Peki destek direnç noktalarını yazarsak 12, 11.90, 11.77, 11.50 seviyelerini yazabiliriz. Bu da direnç noktasında ise 12.35, 12.55, 12.70 uzak tarafta var ama arkadaşlar yine de yazmamızda fayda olabilir. Evet burada yine özetimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Uygun diye düşünüyorum. Unuttuğumuz bir şey var mı? Evet yok gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar burada şunu da ekleyebiliriz. Bayeden 10 milyar dolar gelmesi bu köpüğün alınması için bahane oldu diyebiliriz arkadaşlar. Yoksa ben 10 milyar dolarla bu dolar TL'nin çok fazla kalıcı olarak inmesini beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yarınki durumu sizlerle beraber tartışacağız arkadaşlar. Bugün 12.20'ler civarında tutunması gerekiyor. Şu an 12.16'lar 18'ler civarında geziniyor. Altlardan alım geliyor, üst noktalardan da satış geliyor. Denge noktasında yarını izlemek faydalı olacaktır. Bu gibi hareketlerde şöyle hareketlerin oluşması normaldir. Bakın yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş. Bu şekilde hareketler gelmesi normaldir. Çünkü sert hareketler arasında al satçılar yani traderlar
Burada alttan alıp yukarı satarlar, yukarıdan alıp aşağı satarlar, aşağıdan tekrar alıp yukarı satarlar ve bu hareketler bittikten sonra asıl yönüne devam eder. Bunu gözlemlememiz için yarına iyi bakmamız gerekiyor. Bu demek istediğim işlerin, söylediklerimizin hepsi özeti aslında bu. Evet arkadaşlar, burada videomuzu bitiriyoruz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza da abone olarak bizlere destek olup takip edebilirsiniz. Ve teknik analiz konusunda da bilgi almak isterseniz burada mail adresiniz ve videomuz var. Herkese iyi akşamlar.